Ben paragraf sevdiren hoca. Bugün geri sayım denemelerinin ikincisiyle birlikteyiz. Hemen ne yapıyoruz? Durduruyoruz. Sorular çözüyoruz. 12 dakika sonra burada tekrar buluşuyoruz. Evet sevgili arkadaşlar. Çözdünüz, geldiniz. O zaman hemen biz de sırasıyla çözmeye başlayalım mı? Barancığım. Başlayalım hocam. Hadi bakalım. Şimdi hangisinde bir yazım yanlışı vardır demiş. Her şey, şey her zaman neydi? Ayrı yazılırdı. Doğru. Çok da demiş. E çok uzak değil aslında. Çok uzak da, da uzak değil aslında. Ne oldu? Buradaki da bağlaç. O zaman ayrı yazılır. Burada da bir problem yok. Sayılarla ilgili bir şey gördüğümüz zaman Baran özellikle ne demiştik? Yazı. Son rakamı yazıyla yazalım demiştik. 1973. 3. Ç. Ç'den sonra ne gelir? Ne gelir? Benzeşme olur. Evet. T olur değil mi? 3. T ama burada ne olmuş? 3D. Dolayısıyla yazım yanlışımız 3 numara cevap. Ceyhan. Cereyan, Ceyran değil Cereyan. İstanbul Şehir Tiyatroları kurum kuruluş isimleri herhangi bir ek gelse de büyük harfle yazılıp ek ayrılmadan yazılırdı. Dolayısıyla herhangi bir yazım yanlışımız yok. Cevabımız kesinlikle Ceyhan. Bir sonraki sorumuza geçelim. Alt sizde sözcükler tür bakımından aynıdır. Tür denildiği zaman ne hatırlıyorduk Baran ve sevgili arkadaşlar? Sıfat mı, zamir mi, zarf mı, edat mı, bağlaşma, mı, ünlem mi? Bunlara bakıyorduk yaşlı köylü kimi görse Ali'yi görse Ayşe'yi görse Fatma'yı görse ne oldu bir tane insanın yerine geçti o zaman bu nedir zamir değil mi kimi ülkelerde hmm, o zaman ne yaptık ülkeyi belirttik o zaman bu ne sıfat değil mi B seçeneğine bakıyorum o tabaklar. Aha bu da ne oldu yine? Sıfat. O yeni açıldı. Birazdan kendine gelir. Hala gözünü açamamış Mahmur. Ayıkmamış değil mi? Sen bana az önce öyle dedin. Evet. E, ayıkmamış. Ayılmamış. E, ne diyorsanız artık. E o zaman bu o ne oldu? Bir insanın yerini tuttu. O zaman bu da nedir yine? Zamir. Burada da tür bakımından aynıyı bulamadık. İkisi de farklı. Geldik C'ye. Ne diyor? Sen nasıl konuşuyorsun? Konuşmak ne? Eylem. Eylemle ilgili bir hamle varsa bu neydi? Zarf. Nasıl bir sınav? Zor sınav. Kolay sınav. Sınav isim. O zaman bu ne? Sıfat. Geldik Denizli'ye. Yalnız bitiremez. O kadar dosyayı yalnız bitiremez. Ne yaptı? Bitirmek eylemine. O zaman bu ne oldu? Zar. Gitti. Yalnız unuttu. Bak gitti ama unuttu. Ne oldu? Bağlaç. E seçeneğine geldim kitabını artık kendisi okuyabilir. Yani bundan sonra kendisi okuyabilir. Zaman zarfı bu salonda artık fuar hazırlıkları yani yine zaman zarfı ikisinin aynı olduğu tür olarak aynı olduğu seçeneğimiz ne oldu arkadaşlar? Edirne. Cevabımız E. Geldik diğer sorumuza. Hangisinde ifadenin okunuşuna uygun bir ek getirilmemesinden? Bunu konuşmuştuk. Tüpraş'ın doğru. İşkur'dan doğru. UEFA'nın doğru. Yöten doğru. Ama YSK'nin Burada ne olmuş? YSK'nın abo K değil K'di. 2019'da da çıkmış bir sorumuzdu. Konuşmuştuk. Cevabımız Ceyhan evet, bu soru sizin için maksimum 5 saniye olmalıydı. Evet geldik diğer sorumuza. Bir sözcük anlamı sorusu. Hangisi sözün anlamıyla örtüşmemektedir? Diğer bir ifadeyle uyuşmamaktadır. Bir odak aramaya. Şimdi odak aramak ne demek? Bir noktada sabitleşmek. Odaklaşmak, sabitleşmek, yoğunlaşmak. Aynı ifadeler. Şimdi karakterle beraber hal, şekil Mesela sendeki bu hal hiç hoşuma gitmedi. Sendeki bu hal deyince ne demek? Sendeki bu davranış, bu tavır değil mi? Evet. O zaman bu da anlamsal olarak aynı yerde mi? Evet aynı yerde. Kendine gelir. Bak gene aynı yere geldik Baran. <laughs> Kendine gelmek, ayılmak değil mi? Ayıkmak. Oo, Ayık olmak, ayılmak bunlar o zaman yine aynı tonda olan ifadeler. Kendini göstermek. Mesela ya biraz kendini göster ya. Ooo. Ya biraz ortaya çık. Değil mi? Kendini evet. belli et. E bunlar da yine aynı tonda. Ama şuna bakalım mesela Baran. Nasıl bir dünyaya sahip olduğunu. Nasıl bir dünyaya sahip olduğun ile insanlar için neler yapabileceğini. Aynı şey mi? Değil. Hı hı. Şimdi bu tip sorularda bizim bakış açımız şu. Para ayraç içerisinde verilen ifadeyi altı çizili yerin içerisine koyup cümleyi okuyacağız. Anlam karşılıyorsa tamam, karşılamıyorsa gitti. Ben burada ayrı ayrı yaptım sizin için. Cevap net bir şekilde burada. Evet, geldik yeni sorumuza. İki parçanın birbiriyle ilişkisi sorulmuş. Hemen ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Bakıyoruz, şöyle kısaca bir seçeneklere baktığımız zaman anlatılanların farklılık göstermesi, aktarılanın benzer örnek göstermesi, bakış açılarıyla tespit etmesi, gerekçeleri açıklaması, iddiaların olası sonuç vermesi. Aklımda küçükçe bakalım neler pırdamaya başlayacak. Birinci metni okuyorum. Atmosfer genellikle içerisine karışan toksinli maddeleri eriterek etkisiz hale getirmesine rağmen meteorolojik ve tupor, rırır, devamlı bir şekilde kirlenmektedir. Atmosfer kirlenmektedir. Benim dikkatimi çeken ifade bu. Sonra ne yapıyor? Örneğin diyor, kirlilik örneklerle buradan aşağı açıklanıyor. Bitti. Şimdi geldim ikiye. Şimdi iki okuyorum. Orman yangınlarıyla atmosfere önemli miktarda duman ve zehirli gazlar karışır. Yanar dağlardaki volkanik faaliyetler sonucunda kükür dioksit, hidrojen klorür, hidrojen florür, deniz çalkalanmasından sonra da sodyum klorür atmosferi kirletmeye devam etmektedir. Aa, az önce okuduğum metinde de atmosferin kirlenmesinden bahsetmiyor muydu? Evet. evet. Burada da evet. Az önceki metinde atmosferin kirlenmesini söyledi, altında örneği söyledi. Burada <laughs> örneği söyledi, atmosferin kirlenmesini söyledi. Sadece yer değiştirdi. Aslında ne oldu. Aynı konuyu söyledi. Hı hı. Benzer örnekleri, aynı tonda olan örnekleri bize sundu. Olay bu. Şimdi ben bunu hangi seçenekle yakalamıştım? B. Aktarılanları benzer örneklerle desteklemek. Diğerleri çok da ilgimi çekmiyor bundan sonra. Dolayısıyla cevap ne oldu? Bursa. Anlaştık mı? Anlaştık Hadi hocam. Hadi bakalım. Şimdi çok önemli bir soru tipi. Her sene garanti çıkıyor ne? Akışı bozma. Şimdi arkadaşlar özellikle 2019 TYT'den sonra şu uyarıyı net bir şekilde yapmak isterim. Nedir o? Şimdi bu soruya dikkatlice bakın. Seçeneklerde ne var? 1, 2, 3, 4, 5. Metne bakıyorsun. 1, 2, 3, 4, 5. Normalde 2019'a kadar çıkmış bir KPSS sorusu hariç. Özellikle bizim TYT dediğimiz işte geriye doğru gittiğimiz YGS, daha geriye gittiğiniz ÖSS, ÖYS dönemine baktığımız zaman bizde hep bir fazladır. Yani 1, 2, 4, 5, 6 olur. Seçeneklerde de 2, 3, 4, 5, 6 olur. Bir kolay kolay olmaz. Şimdi seçeneklerde eğer 1'den 5'e kadar hepsi varsa yani verilen metindeki numaralanmış ifadelerin tamamı seçeneklerde bulunuyorsa o zaman lütfen ama lütfen 1 ile 2'yi daha dikkatli okuyun. 1 ile 2 birbirinden ayrışmış bir konu ifade ediyorsa cevap %99 ya 1 ya 2. Çıkış yolu yok. Hı hı. Şimdi 2019 TET'de bunun çok güzel örneğiydi. Şimdi buna bakalım. Burada da aynı şey var mı? Var. Cevap %99. Bak %1'lik ihtimal bırakıyorum. <laughs> %99 ya A ya B. Yani daha doğrusu ya 1 ya 2. A ile B'yi farklı şeyleri de koymuş olabilirler. Evet, de şey A'ya 3 ya. diyebilirler, B'ye 5 diyebilirler daha önce yaptılar yapabilirler. Eee AB demiyorum da 1 2 diyorum. Büyük okyanus ve Ohotsk denizi ile <laughs> çevrili olan Japonya dördü büyük çok sayıda ada ve adacık üzerinde yayılan bir ülkedir. Ne yaptı? Japonya'nın nerede olduğunu, konumunu belirten bir cümle söyledi. İkiye bakıyorum. Japonya'da yer alan ve kedi adası olarak bilinen Oshima insan nüfusunun yaklaşık 6 katına ulaşan kedi sayısıyla dünyadaki en ilginç yerleşim yerlerinden biridir. Ne yaptı? Kedi Adası'na geçti Allah aşkına şimdi Japonya birazcık bir Japonya'yı kurcalada gitti Kedi Adası'na niye Kedi Adası'na gitti peki 3'ü görelim Yani 1 ile 2 birbirinden farklı cevap kesin ya 1 ya 2 bunu ne belirleyecek 3 3 hangisiyle kankaysa diğeri cevap olacak <laughs> anlaştık mı? Anlaştık işte. Japonya'dan devam ederse cevap 2 Kedi Adası'ndan devam ederse cevap 1 3'e bakıyoruz ada sakinlerinin fareleri yakalamaları için getirdikleri kediler ne oldu? 2, 3 birbirini destekledi. 4, 5'i okumaya gerek yok. Ama okursanız da kedi adası, kedi adası, kedi adası. Dolayısıyla açıkta kalan seçeneğimiz bir cevabımız A. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Harika. Evet, bakın çok güzel bir soru tipi. Bizzat yazdığımız bir soru tipi. Öyle sıradan kitaplarda bulabileceğiniz bir şey değil. Ben ümit ediyorum böyle bir soru. Ha bu sene gelir mi? zannetmem ama ileride bir yerde özellikle Alice ve DGS tarafında böyle bir soru tipi bekliyorum. Aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülürse parça iki paragraf ayrılmış olur. Şimdi normal standlardan biraz dışına çıktık. Bakın. Evet. Normalde ne? Bu parça iki paragraf ayrılmak istense ikinci paragraf kaç numaralı cümleyle başlar? Normalde soru tipimiz bu. Ama burada biraz modifiye var. Evet. Ee, biraz makyaj var soruda. Biz ne yapmışız? Kocaman bir metin. Bu metnin devamı Hangisi olamaz aslında? Başka bir yere gider aslında. Ee, ya da e, burada bir şey anlatılıyor. Aşağıdaki dört tanesi buna uyacak, bir tanesi uymayacak. Bunu bulun. Anlaştık mı? Soruyu böyle okumak lazım. Ne demek istiyor? Şimdi hemen bunun için ne yapmamız lazım? Metni iyi anlamamız lazım. Okumamız lazım, yorumlamamız lazım. Yazı kalır Doğan Hızlan'ın radyo ve televizyonlarda gerçekleştirdiği edebiyat söyleşilerinden oluşur Yakın zaman önce yayınlanan bu eser edebiyat anket söyleşi ve röportajlarının gelecek için nedenle önemli kaynaklar olduğunu bir kez daha gösterdi. Neden bahsetti? Doğan Hızlan'ın yazı kalır eserinden bahsetti. Başka bir şey var mı abi? Yok. yok. Şimdi A'ya bakıyorum. Doğan Hızlan bu kitabında, çok deşmeye gerek yok. Bu kitap işte. Olur mu? Olur. Evet. B. Kim artık aramızda böyle hızlanın kendi kendine ve kitap böyle çıkıyor. Olur. C. Oysa diye başlayan hiçbir cümleyi bir derdi görmez doğanızla. Ona göre oysa bir yazarın eleştirilene kapalı olmasıdır ya da iş dünyasında kol gezen gelgitlerdir. Bir yazar her zaman özgürlükten ve duruluktan yana olmalıdır. Kitap nerede? Yok. Kitap yok. Kim var burada? Doğan Hızlan'ın edebiyatla ilgili, yazarla ilgili bakış açısı var. <laughs> e, o zaman bu işin dışında o zaman Cevap Ceyhan %99. yüzde evet. %1'lik hakkı kime bırakıyoruz? Denizli ile Edirne'yi gördükten sonra. Bak Denizli'ye bak bu kitapla birlikte diyor. Edirne'ye bak bu eser sayesinde diyor. Net bir şekilde cevabımız ne o zaman? Ceyhan. <laughs> Anlaştık mı? Anlaştık. Güzel. Geldik. 8-9 birleşik yani aynı metne bir metne bağlı olan sorular. Bu tip sorularda biz ne öneriyorduk? Olumsuz soru köklü olan soru tipinden başla kardeşim. Sıralaması ne olursa olsun. Hemen başlayalım. Bizdeki sıralama zaten doğru. Yargılardan hangilerine ulaşılamaz? Hemen ne yapıyorduk? 1 2 3 4 diye öncüllü olarak verilmiş olan yerlerden anahtar sözleri çizeceğim. Bakacağım onlar. Ne? Ödülün cezanın olmaması, değer verilmemesi, çocuk merkezli olması, yalnızca İtalya'da olması. Zihnime bunları kazıdım mı? Kazıdım. Güzel. Hemen metne gidiyorum. Başlıyorum abi. Okuyorum. Dünyadaki en başarılı sistemi olan Montessori eğitim sistemi. ismini Avrupa'nın en karanlık döneminde İtalya'da yaşam. Ah! Aşağıda bir İtalya vardı. Değil mi? Aa, ama oradaki İtalya yalnızca İtalya'da uygulan. Hayır. Yalnızca İtalya'da uygulanmıyor. O zaman bak. 4 numara kesinlikle ulaşılamayacağım bir yer. Tabi aşağıda bir yerde tekrar yoksa. Ha, bu gene kenarda dursun. Devam ediyorum. Montessori her şeye rağmen Roma Üniversitesi'nde profesörlüğe kadar yükselmiş önemli bir isim. Abi bununla ilgili bir şey yok. Bir numara umurumda değil artık. Bu sistem ülkemiz için her ne kadar yeni olsa da dünyada 1906'dan bu yana uygulanmaktadır. Tamam ama buna dair gene bir şey yok. Ülkemizde uygulanan klasik eğitim sistemine ders verilir, sınıf yönetilir, huzuru bozan olursa ceza veya mükafat prensibi. Aha ceza mükafat aşağıda şey yapmıştık. 1 numara bak ödül veya ceza. Nitekim 4 numarada ne diyor? Çocuk ne yanlışından dolayı cezalandırılır ne de işini iyi yaptı diye mükafatlandırılır. Ödül ya da ceza yok. 4 numara var mı metinde? Var. Değil mi? Yani numaralanmış ifadelerden bir numaraya ben kesinlikle ulaşırım. Bana ulaşamayacaklarım lazım ama bir eledim. Zaten bir tane yerde A'da. A seçeneğim yok olmuş oldu. Çocuğa koşulsuz saygı duymak diyor. E çocuk merkezli yani. 5 numarada var mı? var. Metindeki 5 numara, aşağıdaki 3 numara. O zaman ben 1 ile 3'ü kesinlikle elerim. 2 ve 4 geride kalır. Şimdi 2 ile 4'e kesin cevap 2 ve 4 Denizli ama sizin için özellikle 2 ve 4'ten birisini işaretlemiş olan arkadaşım varsa küçük detaylara gidelim şimdi. Bakın sevgili arkadaşlar, ülkemizde eğitime yeterince değer verilmemektedir ifadesini söylemek dışarıdan hani bilgi getiriyoruz demek diyoruz ya işte bu tam bu işte. Ülkemizde eğitime değer verilmiyor ifadesini ancak biz söyleriz. Metin söylemiyor. Biz yorum yaparsak bunu söylüyoruz. Yorum yapma. Dışarıdan bilgi getirme. Bir şeyleri kafanda kurgulayıp evet cevap bu. Kesin bu deme. Bu yok. Metinde var? Var. Metinde yok? Yok. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Burada bu. Ha dördü işaretleyen arkadaşlarım bakın yalnızca İtalya'da uygulanmaktadır. Metinde ne diyor? İtalya'da yaşayan diyor. Yalnızca İtalya'da uygulanıp uygulanmadığını söylemiyor. Hatta, hatta metnin ilk ifadesine dikkat ederseniz dünyadaki en başarılı eğitim sistemi sadece İtalya'da olmadığını ilk paragrafın, metnin ilk ifadesi olan dünyadaki ifadesinden aslında ben çıkartabiliyorum. Bunu da buradan eliyorum. Aman arkadaşım bir kelimeden bunu gördüm, bunu yapayım deme cevabımız çok net bir şekilde 2-4 Denizli. Aynı metne bağlı diğer bir soru geldi. Soru ne? Numaralı müşerilerden hangisinde yargı amacıyla birlikte verilmiştir? Zaten 3 tane bloğumuz var bizim. Ne? Ya amacı soracak, ya koşulu soracak, ya nedeni soracak. Değil mi? Evet. Koşulda genellikle SSA. Genellikle. Şimdi bu için bu için ya amaç cümlesinde kullanacağım ya da neden. Evet şimdi bakalım öğrenmek için burada oldu. Bak 5 numaraya gelelim. Oranın altını çiziyorum ben sizin için sarı yapalım hatta. Öğrenmek için yani öğrenmek amacıyla buradayım değil mi? Hı hı. Peki cümleyi değiştiriyorum. Öğrendiğim için buradayım desen ne olur? Öğrendiğimden dolayı İşte o zaman neden sonuç olur? Bak ikisinin farkı bu. Baran. Hı hı. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Güzel. Bize ne lazım? Amaç. E bu da amaç mı? Amaç. O zaman cevabımız ne? 5 numara. Yani Edirne. <laughs> Edirne. Güzel. Sadece bunu söyleyip geçebilirdim. Özellikle bazı arkadaşlarımız karıştırıyor neden sonuçla amaç sonucu. Bir şeyden dolayı ifadesini yerine getirebiliyorsam neden sonuç? <laughs> Bir şey amacıyla diyebiliyorsam amaç sonucu. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Geçtik. Benim çok zevk alarak yazdığım sorulardan bir tanesi. Ruhu Şad Olsun, mekanı Cennet Olsun diyelim. <laughs> ee, Ayşen da Senin hocan olmasa da belki hocalarının hocası bile olabilir evet. ha Baran? Zeki'nin hocasıydı. Zeki'nin hocası mı? Aynen dersine girmişti. Süper. Ama ben de kendisiyle tanıştım rahmetli Güzel. Ruhu Şad Olsun. Ee, ben e, özellikle onun e, vefat yıl dönümünde yazdım bu soruyu. E, X-ray'in içinde bulunan bir soru bu soru. Ben çok beğenerek, böyle gerçekten çok heyecanlanarak kalem almıştım. Her yönden. Şimdi hangisi kesinlikle çıkarılır diyor. Bakın kesinlikle yorum yapamazsın. Metinde var, var. Metinde yok. Yok. Dışarıdan bir şey getiremezsin. Asla. Ama buradan çıkarılabilir, çıkarılabilir yok. Ulaşılabilir yok. V varılabilir yok. Bak. Kesinlikle. Ebilir ifadesi yok. Çünkü ihtimal, ihtimal yok. Kesinlikle. Anlaştık mı? Anlaştık. Bu. Şimdi bak diyor ki ben ne yapacağım? Bir. Hemen şu aşağıdaki bir, iki, üç öncüllü kısma gideceğim. Oralardan anahtar sözlerimi zihnime alacağım. Bir. Üç çocuğun ortancası. İki. ilk canlandırdığı karakter domates güzeli. Üç. iki gözümün çiçeği. Bitti. Bir, iki, üç. Üç tane şey zihnimde tuttum. Şimdi gidiyorum metni okumaya. 30 Kasım 1945 tarihinde Erman ailesinin ortancı kızı. Dur. Eğer dikkatli değilsen geçmiş olsun. Niye? Hocam işte ortancı orada da ortancı diyor. Ortancı diyor da güzel kardeşim bak metinde Ailenin ortancı kızı diyor. Çocuğu demiyor. Kaç tane erkek olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Hmm. Ama öncün de diyor nokta. üç çocuğun ortancısı diyor. O zaman buna kesin ulaşır mıyım? Ulaşamam. İşte burada bir kelime oyunu var ben, aman dikkat. Ben düşerdim buna. Aman dikkat. Aman dikkat. Tamam mı? Tamam hocam. Bir numara kesinlikle elenir. Bak bir elediğiniz zaman cevap ya Bursa'ya Ceyhan. Üç tane seçenek <gülüyor> birden <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> 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 tak tak tak. Evet. Bir dikkatle üç seçenek eliyorsun. Bir dikkatle. Aynen, aynen. Şimdi iki. Bak diyor ki ilk canlandırdı domates güzeli. Ya o da kabak gibi söylemiş ilk rolü. 1962 yılında kongre eleniyor. Ya kabak gibi söylemişiz. Hı hı. E o zaman bu da olmaz. İki de gittiğine <laughs> göre cevap net bir şekilde 3. Bulsan da bulmasan da. Ha final ifadesine bak kardeşim ne diyor Kemal Sunal? E, bu repliği çok iyi hatırlarsınız değil mi? Parka gidecekmiş iki gözümün çiçeği. E, aynen orada da onu söylüyor. İki gözümün çiçeği denilerek anıldı. Evet efendim filmde aynen öyle anılıyor. E, cevabımız net bir şekilde Ceyhan. Evet aynı metne bağlı. Diğer e, sorumuza geçelim hemen. Biraz daha Dbx ile başlamış. İsim fiil sıfat fiil zarf fiil. Abou, ne yapmış? Eylemsizlerin tamamını var mı diye sorgulamamızı istemiş. Bak hemen ne diyor? Ortancı kızı olarak ip ince eleyerek. Değil mi? Erek arak zarf fiil. Gitileri bak ne diyor? Çalışmaya mema. Mayış, maktaki me, ma isim fiil. Aşağıda ne diyor? Program içinde yayınlanan en an, anası ası mezar dikecekmişteki ki an sıfat fiil. Dolayısıyla a seçeneği var. Söylenebilir. Bize söylenemez lazım. Açıklama anlatım tekniği. E baştan aşağı ne yapmış? Anlatmış, bilgi vermiş. O da açıklama olmuş oluyor mu? Oluyor. Bursa'da gitti hem öznel hem de nesnel yani kendinden bir şey katmış ya da katmamış olan şeyler. E, Metne'ye baktığımız zaman ailesinin ortanca kızı olarak İstanbul Yeşilköy'de doğdu. Nesnel. Kongre eğleniyor aldı. Volbe'de küçük bir hizmetçi rolü. Bak buradaki küçük büyük kişiden kişiye değişir mi? Evet. Değişebilir. Öznel. 16 senelik tiyatro hayatından sonra televizyonda bir eğlence programı içinde yayınlanan, skeçte canlandırdığı Domates Güzeli Şerbet karakterinden sonra herkes tarafından tanındı. Buradaki herkes Öreceli. Gerçekten herkes mi? Değil mi? Aynen. Değil. E, Kabaramızı... Evet böyle bu şekilde devam ediyor. Birden fazla ikisinden de bulduğumuza göre e, bu seçenekle gitmiş oluyor. Diyor ki efendim Denizli. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için virgül kullanılmıştır. Sıralı cümle bakalım var mı? Hemen ikinci cümleye gidiyoruz. Lise 2'ye giderken vefat etti. Bu birinci cümlemiz. Geçim sıkıntısı yüzünden okulu bırakıp çalışmaya başladı. İkinci cümlemiz. Başladığıyla vefat etti. İki tane sıralı cümle olmuş oldu. Bunu neyle ayırdı? Etti. Virgül. E, o zaman Denizli'de var mı? Var. Geldik E'ye. Birçok sözü. Birçok şeklinde bitişik yazılarak yazım yanlış yapılmıştır. E zaten bitişik yazılıyordu. Dolayısıyla yazım yanlış yapılmamıştır. Cevabımız Edine. Bu soruyu eğer arada hani biz diyoruz ya hep ABC'de E değil de arada EDC böyle çözen bir insan için ilk saniyeden bitmiş olabilme ihtimali yüksek olurdu diye düşünüyorum. Zamanınız kısıtlıysa tabi diğer DCBA'ya bakma hakkınızı kullanabilirdiniz ama zamanınızda varsa Hele ki bu TYT'de olacak arkadaşlar için zamanı en verimli şekilde kullanmalarını tavsiye ederim. İnşallah ama inşallah ayın 27'sinde çok güzel bir sınav bizi bekliyor olacak. Çok da rahat bir şekilde yapacaksınız. Buna çok inanıyorum. Her soru tipinden bir şeyler kapmaya bakalım. Hatalarımızı, eksiklerimizi tespit edip onların üzerinde durmaya çalışalım. Gerisini boş verin. Kafanızı çok fazla bir şeylere yormayın. Sadece başarıya odaklanın, sadece güzel günlere odaklanın. Güzel günler gelecek çocuklar diyor ya. Ben de size öyle. Ediyorum. Güzel günler gelecek gençler. İçiniz rahat olsun. Beğenmeyi, yorum yapmayı, zili açmayı lütfen ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Tekrar öpüyorum. Hoşçakal canım.